Gelelim tabii yine siyasi arenanın başka dinamiklerine. Yerel seçim yaklaşıyor. 2 aydan az bir zaman dilimi kaldı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim manifestosunu paylaştı. Motto gerçek belediyecilik ve orada en önemli husus sadece depremde değil afetlere karşı dayanıklı şehirler. Bunun dışında 7 madde de var. Aslında toplam 8 ana başlıktan oluşuyor seçim manifestosu AK Parti'nin. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut problemleri biliyoruz. Onları yine çözecek olan da biziz dedi. Seçim kampanyamızın merkezine gerçek belediyecilik sözümüzü yerleştirdik. 8 ana başlık, 13 temel ayak. AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Kampanyanın sloganı gerçek belediyecilik. Bir önceki seçimde belediye yönetimlerini bizden devralanların şehirlerimize 5 yıl kaybettirme dışında hiçbir katkılarının olmadığını milletimiz yaşayarak gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni dönemde yerel yönetimlerin önceliklerini anlattı. İlk sırada afetlere dirençli şehirler var. Afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam yerleşim yerleri kuracağız. Şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getireceğiz. Beyannamede yerel kalkınma odaklı, ekonomisi değer üreten yönetim anlayışının güçlendirilmesi, tüm toplumsal kesimlere karşı duyarlı, sosyal belediyecilik hizmetlerinin geliştirilmesi, güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla hareket eden yerel yönetimleri destekleme hedefleri yer aldı. Çevreye ve doğal hayata karşı hassas, sıfır atık modellerini uygulayan, sürdürülebilir belediye yönetimlerinin yanında olmak, kırsaldaki hayat standartlarını yükselterek teşvik etmek, şeffaf ve sorumlu belediye yönetimi anlayışından taviz vermemek AK Parti'nin öncelikleri olarak sıralandı. Siyasetten ekonomiye her alanda çözmemiz gereken sorunlar, sıkıntılar, zorluklar mutlaka mevcuttur. Mevcut sorunların çözüm adresi yine biziz. Beyannamenin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşan Erdoğan, CHP'li belediyelere de eleştirilerini sürdürdü. Siz bakmayın birilerinin engellendik edebiyatı yapmalarına. Şu anda bu engellendik diyenler AK Parti belediyelerinin aldığı paralardan çok daha fazlasını aldılar ve alıyorlar. AK Parti ayrıca yeni kongre merkezine kavuştu bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dualarıyla açıldı o kongre merkezi. 1200 kişiye hitap etti Cumhurbaşkanı Erdoğan orada ve partimize yakışır bir bina oldu dedi. Ayrıca yine seçim gündemini de konuştu. Sandıktan gümbür gümbür çıkacağız dedi. İnşa edildiği çevrenin gözde eserlerinden biri olacağına inanıyorum. AK Parti heyecanla beklediği kongre merkezine kavuştu. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan birlikte yaptı. Yüksek katılımlı programlarımızda yer sıkıntısı çekiyorduk. Partimize yakışır bir binaya kavuşmuş olduk. Yapımı kısa süre içinde tamamlanan salonun açılışı dualarla yapıldı. Cumhurbaşkanı burada toplanan kalabalığa hitap etti. Kongre binamızın bulunduğu çevreyle uyumlu olmasına, etrafındaki diğer yapılarla ahenk içinde olmasına bilhassa hassasiyet gösterdik. Salonun yapımında her türlü ayrıntı düşünüldü. Giriş çıkışlardan kongre salonuna her alanda engelsiz olarak tasarlanmış olmasıdır. Engelli kardeşlerimiz burada hiçbir sorun, sıkıntı ve zorluk yaşamayacak. Erdoğan salonun özelliklerini bizzat anlattı. 1166 kişilik büyük bir kongre salonu bulunuyor. Ayrıca 500 kişilik bir davet salonu, kütüphaneler yer alıyor. Burada yapacağımız hizmetlerle davamızı daha fazla sayıda İnsanımızı anlatacağız. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için bir de mesajı vardı Cumhurbaşkanı'nın. 31 Mart seçimlerinde inşallah tekrar sandıklardan gümbür gümbür çıkarak yola devamı Rabbim bizlere nasip etsin.
Ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, o da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırıya net bir provokasyon ifadesini kullandı. Karanlık ellere karşı uyanık olmalıyız dedi. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştirdi Türkiye İttifakı söylemi üzerinden. Türkiye düşmanları hiç boş durmuyor, hain emellerinden hiç vazgeçmiyor. Sözlerine bir kişinin öldürüldüğü İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi saldırısıyla başladı. Yaşamını yitiren Murat Cihan'ın yakınlarına başsağlığı diledi, provokasyon uyarısı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti terör örgütlerinin, küresel bağlantılı organize suç şebekelerinin, hiçbir ahlaki ölçü tanımayan çetelerin oyun alanı, eylem sahası, yuvalanma vahası olamaz, olmamalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesajlarını meclis kürsüsünden verdi. Partisinin grup toplantısında yerel seçimlere geniş yer ayırdı. Varsın biriler utanmadan, sıkılmadan, vicdani sızlamadan parti parti dolaşsın, hatta devşirilsin, demlensin, siyasi fırıldağa dönüşsün. Çırpınışları boşuna. 31 Mart'ta hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye İttifakı açıklamasına tepkiliydi MHP lideri. DEM Parti ile CHP arasındaki işbirliği arayışları üzerinden yöneltti eleştirisini. Zillet tutmadı. İttifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaklar. Taşıma suyla değirmen dönmeyeceğine göre bu ittifakı kimlerle tesis edeceksiniz? PKK bu ittifakın neresinde? DEM'den medet umanların sonu sandıkta hüsrandır. Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'i soykırımdan yargılama kararına ayrı bir başlık açtı Bahçeli. Bir kez daha ateşkes çağrısını yineledi. Adalet Divanı'nın nihai kararının çıkması zaman alacak olsa da İsrail'in soykırım suçunun bedelini eninde sonunda ödeyeceği açıktır. İsrail ile Filistin arasında acilen ateşkes ilan edilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki aday düğümü sonunda çözüldü. Uzun bir süredir tartışmalı, birçok iddianın ortaya atıldığı bir süreç devam ediyordu ve son olarak karar dün paylaşıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cemil Tugay oldu. Bunun dışında ana muhalefette İzmir ilçe adaylarında da dikkat çeken isimler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir düğümü çözüldü. 5 yıllık Tunç Soyer dönemi sona erdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Eğer bunu ben karşılamıyorsam hemen kalkayım, yerime benden bu işi daha iyi yapacak. Tugay'ın adaylığını parti meclisi onayladı. CHP iki kritik toplantıyla İzmir ve ilçelerinin belediye başkan adaylarını kamuoyuna ilan etti. Açıklanan 30 ilçe belediye başkan adayının 9'u kadın. 11 aday da 40 yaş altı. Listede dikkat çeken isimler var. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme adayı oldu. Herkese merhaba, ben Filiz Ceritoğlu Şengel. İsmi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Filiz Ceritoğlu Şengel yeniden Selçuk Belediye Başkan adayı oldu. Lütfen benim gibi düşünsün isterim. Mevcut başkanın Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildiği Karşıyaka'ya ise 2018'de İyi Parti'den aday olan ancak seçilemeyen Behice Yıldız İşçimenler Ünsal aday olarak ilan edildi. Çiğli Belediye Başkanı Uygar Yıldırım'ın adaylığı parti meclisinden geçtikten sonra ise belediye önünde bir grup kararı protesto etti. İdar aday istemiyoruz! İdar aday!